Derbiye dair başlıkları sizlerle buluşturduk sevgili izleyenler. Şimdi Skype bağlantımızı yapalım çünkü Serdar Kelleci de bizi bekliyor. Yorumlarını alacağız kendisinin. Hoş geldin, nasılsın Serdar? Teşekkür ederim Çiğdem, günaydın, iyi yayınlar. Hemen başlayalım. Ben derbinin manşetlerini izleyenlerle buluşturdum. Senin açından nasıl bir derbi oldu istersen? Atmosferi biraz bize yorumla, beklentilerini karşıladı mı oyun anlamında? nefesleri de kesen bir mücadele oldu. Sayısız da pozisyon var. Sen keyif aldın mı maçtan? Ben keyif aldım maçtan. Yani zevkli bir mücadeleydi. İki takım da bence çok özverili bir oyun oynadı. E tabii maç son açıklamalarına Sergen Hoca biraz hakemden ver yansın etti ama Erol Bulut da kazanabilirdik dedi. Haklı oldukları yanlar var mı hocaları? Tabii ki. Yani Fenerbahçe kazanabilir miydi? Evet. Beşiktaş, Sergen Hoca maç boyu zaten e, Halil Umut Meler'e çok sürekli isyan etti. Ama e, çok ciddi hakemlik bir pozisyon var mıydı? Yani belki birkaç avantaj pozisyonu var. Onlar çok önemli. Sergen Hoca işin bu tarafına baktı aslında. Ama e, çok hakem konuştuğumuz bir maç mıydı? Bence değildi. Yani diğer maçlara nazaran... E, değildi hı. ama ben müsabakadan oldukça zevk aldım yani oyun olarak iki takım da beni tatmin etti Fenerbahçe'nin oyun yapısı belliydi zaten maçtan önce bu biraz daha topun arkasına geçmek topu rakibe vermek ve kontralarla sonuca gitmeyi hedefledi Fenerbahçe e, Beşiktaş'ta her zamanki dominant oyunu sergiledi ortaya bir beraberlik çıktı ama e, 50, 80 dakika harika bir top oynadı diyebilir evet. miyiz evet iyi oynadı ama e, Fenerbahçe maçın sonunu getirebilir miydi 2-1'i bulabilir miydi bu da olabilirdi yani enteresan bir maç oldu aslında. Şimdi o zaman teker teker başlayalım. Detaya girelim. Fenerbahçe kısmını sana ağırlıklı olarak sormak istiyorum. Şimdi bu sezon sadece Karagümrük ve Göztepe maçlarını aynı kadroyla çıktı. Birçok değişiklik var. 30. maçta bakıyorum rakamlar 29. farklı 11. Sahaya sürülen 11 dün akşam itibariyle. Tek yeni ilk orada İrfan Can'ın ilk 11'de başlaması oldu. Doğru bir kurguyla 11'le anlayışla Erol Hoca başladı mı sence? Ne düşünüyorsun? Ben doğru bir kurguyla başladığını düşünüyorum. Yani Erol Bulut'u e, hep eleştirdim doğru ama e, bu maç özelinde bu maçın kurgusu bu olmalıydı. E, ve bunu e, uyguladı Erol Bulut. Yine en iyi bildiği şeyi topun arkasına geçmeyi. E, iyi de uyguladığını söyleyebilirim. Beşiktaş pozisyon buldu mu? Buldu. Yani bu normal e, ama Fenerbahçe'nin e, topun arkasına geçerek, bekleyerek e, burada e, müsabaka hep ...başlayacak olması hepimizin malumuydu aslında. Farklı bir beklenti yoktu hemen hemen kamuoyunda. Erol olur bunu yaptı. E tabii bunu yaparken e, Fenerbahçe'nin belki ön tarafında Samatta tercih yerine... ...belki Tiam'la başlasaydı e, daha e, olumlu şeyler konuşabilirdik. Belki 60-65 dakika en azından ilk 60-65 dakika. E, Ozan Tufan hatta haftalardır neden yedek kaldığını... E, ...sorgularcasına bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de belki forma adaletiyle ilgili... ...birkaç sorun olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın forma adaleti konusunda hatta senin de dediğin üzere... ...formanın bu kadar çok değişkenlik içinde dağıtılması... ...yani belli bir 11 kurgusunda olmaması... ...bu takımın istikrarlı sonuçlar almamasına sebebiyet veriyor her şeyden önce. Belki bu forma adaleti sağlanırsa ve düzenli bir 11 içerisine girerse... Fenerbahçe şampiyonluk konusundan falan da kopmadı bu arada. Hani hı hı. bunu mutlaka altını çizmemiz lazım. Daha haftalar var ligin bitmesine ama camianın bakış açısı e, çok enteresan geliyor bana. Hani çok ciddi bir puan farkından bahsedemeyiz. Önümüzde haftalar e, var. Ama camiadaki havayı sorarsan e, şampiyonlukla ilgili bir beklenti e, içerisine girmiyor Fenerbahçe. Hı hı. Bu çok enteresan geliyor bana. Bunun aşılması gerekiyor bence. Şimdi Samatta tercih ile başlayalım. Öngörülmeyen bir tercih herhalde senin tarafından. Tiyanla neden orada başlamayı tercih etmedi? 58 dakika boyunca çünkü takımına hiçbir katkı vermeyen Samatta. Rakamları biraz konuşalım. Bakıyorum şöyle maç notlarına. Kaleye şutu yok. Hiç şut çekmemeli ve 17 pasla derbiyi tamamlamış. Tabii bu bir derbi maçı açısından çok da yetersiz. Oradaki tercih eleştirildi öyle değil mi? Sence o tercih Şimdi... sebebi ne olabilir? Oradaki tercih aslında şöyle söyleyeyim hani körü körüne de eleştirmemek lazım. E, maç başında e, Samatta tercihinin doğru olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü e, sağ tarafta o sahi, sol tarafta Ener Valencia'yı kullandığına göre savunma arkasına ben top kaçıracağım, adam kaçıracağım demek istedi aslında Erol Bulut. Ve Samatta gibi bir oyuncuyu savunma arkasında daha rahat kaçırırım. E, Tian biraz daha belki orada ağır kalabilir e, düşüncesiyle Samatta ile başladı ama şunu da söyleyeyim. Değişiklikler açısından Fenerbahçe biraz daha erken yaptı değişiklikleri. Belki Sergen Hoca Erol Bulut kadar erken davransaydı bu maçı iyi bulup maçı kopartabilirdi aslında. Ya da tercihini maç sonunda eleştirmek biraz daha kolay. Çünkü Erol Bulut artık daha acımasızca eleştirilecek kanaatimce. Bundan sonraki süreçte. Ben o yüzden maç başında... Eğer ki ben Samatta tercihini ben de onaylıyorsam maçın sonunda farklı konuşacak değilim. Maç başında benim de senaryomda, Fenerbahçe senaryomda Samat'ın daha doğru bir tercih olacağını ben de düşünüyordum. Hatta tercih etmeyecektir diye düşünüyordum. Evet. Ama ayrı oldu. 3 hızlı oyuncuyla başladı. Ben yine maç başı senaryosu olarak doğru bir tercihte bulunduğunu düşünüyorum. Ama maçın belki 45'te alabilirdi oyundan, 46'da değişikliğe gidebilirdi. Dolayısıyla maçın sonunda biraz daha konuşmak kolay. Hocaların işi daha zor bizden. Peki. Şimdi Ozan Tufan, tabii sen de haftalardır eleştiren isimlerden bir tanesisin. Neden yedek kalıyor acaba diye soruluyordu ki beraberlik golünü kaydetti. Şimdi Ömer Üründül'ün Sabah gazetesindeki yazısında bir detay gözüme çarptı. Ozan'ı santrafor oynat daha iyi Fenerbahçe'de diye. Böyle bir görüş de beyan etmiş. En azından pres yapar orada ve katkı sağlar takımına şeklinde. Ozan Tufan tercihi neden gelmiyordu haftalardır? Bir tahminin var mı? Çünkü derbi maçında sahneye çıktı. Görevini yerine getirdi. Takımla beraberliği getirdi. Ne dersin? Fikrini merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim. ligimizde bir 6-8 opsiyonu bana sorsalar veya belki de lig hocalarına sorsalar Ozan Tufan'ı almayacak herhalde çok fazla hoca bile olmaz. E, ligde yani ilk 11 içine ya benim takımda Ozan Tufan diye bir oyuncu olsun e, der mutlaka Erol Hoca. Hatta e, Erol Hoca da e, belki Fenerbahçe'ye gelmeden önce Ozan Tufan gibi bir oyuncuya sahip olacağı için çok mutludur. Ama e, burada biraz daha tabii niyet okumak e, işin içine girebiliyor ama Ozan Tufan gibi bir oyuncu varsa o oyuncu oynamıyorsa burada başka sebepler ararım ben. E, çünkü dün gece performansına da baktım. hırsla hırs, dikine gitmekse dikine evet. gitmek. Her şeyi yapabilecek bir potansiyelde. O da Uzantufan'dan bahsediyoruz. Haftalardır oynamamasının ben başka sebeplere dayandığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Uzantufan kalitesinde bir oyuncuyu Avrupa'da bile bulmak çok kolay ne değil. Ne gibi sebeplerden bahsediyorsun? Ya, bu, burada birazcık e, kötü sonuçlardan sonra tabii ki her bizim de kulağımıza gelen bazı noktalar var. Kötü sonuçlardan sonra işin bir müsebbibi aranır her yerde. E, dolayısıyla belki e, bu fatura uzan tufan veya şu an kadroda ilk dün ilk 11 başlamayan birkaç oyuncuya kesilmiş olabilir. Hı hı. E, ben bunu tahmin ediyorum açıkçası. Ve Fenerbahçe'de o birlikteliği göremiyoruz zaten. Çünkü e, bazı maçlarda mesela oyuncular yaptılar, gittiler hocalarına doğru sarıldılar. Bunun daha çok gerçekleşmesi gerekiyor Fenerbahçe'de şu dönemde. Çünkü hocanız çok tartışılıyor Erol Ulu. Ben yani ben de eleştiriyorum. Sürekli eleştirdim. İkinci haftadan bu yana eleştirdim. Ya o zaman hani şu cevabın verilmesi lazım oyuncular tarafından. Ya biz hocamızı seviyoruz. Ya çünkü burada bir sevgi eksikliği hissediliyor evet. onu söyleyebilirim. Yani Uzantofu'nun e, golden sonraki reaksiyonu e, vesaire bunlar e, ...oyuncuların çok dolu olduğunu gösteriyor aslında. Hı hı. Yani e, Ozan Tufan belki haftalardır oynasa... ...golden sonraki reaksiyonu daha farklı olabilirdi. E, ama tabii ki oyuncularda o hırs... E, ...ciddi anlamda belki mentalde çöküşe sebebiyet veriyor. E, bunun acilen e, yapılandırılması gerekiyor bence evet. Fenerbahçe'de. Bu yönteme gidilmesi gerekiyor. Peki arkadaşlarımız da bir yandan tabii bizim konuştuğumuz... ...oyuncuların bireysel performanslarını şöyle rakamlarını da ekranlarımıza getiriyor. Ozan e, golünü kaydetti. Beraberliği getirdi dakika 89'da. Bir de tabii ayrı parantez açmak istediğim bir isim var. Tahmin edersin. Altay'dan bahsediyorum. Altay yine kurtarışlarına Evet imza attı. Tam 6 net kurtarış yaptı. Hakikaten e, çok iyi konsantre olmuş. Her maç üzerine koyuyor. Defansının da sıkıntılarını biliyor ve ona göre de hareket eden e, bir kaleci. E, zamanlaması vesaire duruşu her şeyi mükemmel güzel işleri imza attı. Bilemiyorum neler söylemek istersin Altay'la alakalı. Yani mükemmel bir kalecilik performans sergiliyor haftalardır. Evet. Bir, bir büyük takım kalecisinin nasıl olması gerektiğini ispatlarcasına bir performansı var. bir de şu tarafı var. Türkiye'de maalesef çok yanlış bir algı var. İşte Fenerbahçe çok işte 6 pozisyon verdi. Fenerbahçe 4 pozisyon verdi. Galatasaray işte 5 pozisyon verdi elbette vereceksiniz. Siz büyük takımsınız. Rakibi 40-45 metrede oynatmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Önde baskıdan dolayı. Fenerbahçe'de böyle maçları oynadı sonuçta. Yani bu maç özelinde belki bunu söyleyemeyiz ama e sizin kaleciniz de zaten o yüzden Altay gibi bir kaleci oluyor. O yüzden Muslera gibi bir kaleci oluyor. Yani ben Önde eğer baskılı bir oyun oynayacaksam e